Rakamları tam vermek gerekirse bunu YouTube'da da anlatmıştım, bilenler biliyor. Yani şu anda 81 trilyon dolarlık bir alacağınız olsa dünyadan, buna izin verir misiniz? Bak Onu soru ben bu. vermem. O zaman şöyle yaparım. Onu da kontrol etmek istiyorum. Hayır, onu zaten ben Ya ben çıkartmışımdır. Niye? The çıkartmışım. Economist dergisinin kapağından hatırlıyorsunuz. Tabii. Yani dijital paranın çıkacağını haber veren biz, aa bu da neymiş diye baktığımızda oradan öğrendik konuları. Dolayısıyla bu sistemin içine, biraz önce Hamza'nın dediğine %100 katılıyorum. Bu işin içine sızarsın veya o yapıyı sen yaparsın. Bir şekilde hani şunu diyebilir, bu algoritma öyle çalışıyor ki kimse karışamaz. O zaman ben yokum ya, nasıl yok edeceğim kendimi? Buna izin vermem, verdiremem. Çünkü ben yok olurum. Niye vereyim? Dünyanın en büyük parası bende olacak. En zengin ben olacağım. Hükümetleri devireceğim. Devletlerin haritalarını ben çizeceğim. Sonra bir tane adamlar çıkacak. Blockchain diye bir şey yapacak. Zaten Bakın, egemenlik parada. bunun için unutmayın, savaşlar çıkar. Ya zaten Ertan Bey Para bak, için çıkmadı mı savaşlar? egemenlik Güç parayla için oluyor. çıkmadı mı Güç savaşlar? parayla Evet. oluyor. Şimdi gidiyorsun, ülkeyi fethediyorsun. İslamiyet'te de öyle, antik çağda da öyle. Kendi resminden para basıyorsun. O zaman sen oraya hakim olmuş oluyorsun. Mesela İslamiyet'te de bir yere giriyorsun. Orada bir devlet kuruyorsun. Hutbe okutturuyorsun, para bastırıyorsun. Değil mi? Yani parayı sen basarsan egemenlik o zaman gerçekten sende oluyor. Şimdi senin dediğin üst yapı o kadar Ama parayı alacaklı. basmak önemli değil. Paranın tedavülde olması ve kabul edilir olması. Tamam Bretton işte. Woods biraz Kabul önce ettiriyor. Hamza'nın söylemiş olduğu Bretton Woods anlaşmasındaki, hatta altının bile bir para, yani bastığınız para karşılığı Sabit de 35 altın dolar 1 ons bir altın diye şekilde sabitlendi o zaman. stoklamanız diyor ki ona da gerek yok kardeşim. En değerli para Yalnız ne için Hamza'nın diyor bunu? altınla ilgili bana söyledi şeyde girişte çok güzel bir Ne değişik bir dedin şeyi var. altınla ilgili? O zaman ben Altınla bir ilgili. resim göstereyim, onun üzerine konuşalım. Efendim 4 numarayı verebilir miyiz? O şeyin 4 numarayı tabanına ekrana göre verelim. O söylüyorsun ya zaman bir ona altın haklısın. konuşalım. Yine tweet atmıştım bir. Onun üzerinden konuşacağız. Geldi mi 4 numara? Efendim bu Afganistan para. Afganistan'ın Amerika'da olan altınlarından bahsediyor. Bu kadar Bu. mıymış? Evet, yani bunları bir şekilde bir kısmını şey yapmış, Fotoğrafını. resmetmiş. Şimdi şöyle diyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki Afganistan varlıklarını dondurdu. Biliyoruz bunu. Son olaylardan sonra. Bu varlıkların başında 1939 yılında Afganistan Merkez Bankası tarafından Manhattan New York Federal Reserve Bankası'nın 33 Liberty Caddesi'nin altındaki altın kasasında sakladığı 1731 altın külçe, yani tahminen 22 ton altın var diyor. Şimdi altından devam et. Tamam. Şimdi Amerika'nın 1971'den beri, çünkü o tarihte Nixon demişti ki artık Amerikan dolarının altınla bağını koparıyoruz. Bu aradaki ilişkiyi kaldırıyoruz. Çünkü Evet. Talep ediyorlardı. Dünyaya bir para ihraç ediyordu. Charles de Gaulle'un o dönem Fransa'nın çıkışıyla bu gündeme gelmişti. Ve dünyanın birçok ülkesine altınlar Amerika'dan gitmeye başlamıştı. Ve Amerika'nın altın rezervleri erimeye başladı. Ta ki 8 bin ton rezerv miktarına kalıncaya kadar. O tarihten beri resmi rakam değişmemiştir. 1 gram değişmemiştir. Hala bugün de 8 8 bin bin ton ton var. olarak Amerika'nın şeyidir. Senin de az Altında. önce söylediğin mesela bu Liberty Caddesi'nin altındaki kasalarda saklanan, Fort Knox'ta saklanan bunları aldığın zaman toplam 8 bin tonluk bir rezerv ortaya çıkar. Şimdi normalde altın tarih boyunca para olarak kabul edildiği için altın standardında yani endüstri devriminden ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar çünkü ondan sonra kısmi altın standardına geçilmişti ya 1913'lere 14'lere kadar şöyle bir sistem uygulandı. Bir devletin bir ülkenin elindeki altın rezervi ve Merkez Bankası bilançosu ki merkez bankaları da o tarihlerde çıkmaya başlamıştı. Bilançosunun neyse yani para tabanı bastığı ve dolaşıma soktuğu para miktarı neyse elindeki altın rezerviyle o dolaşımdaki para miktarının değerinin aynı olması gerekiyordu. Evet. Mesela benim 10 liram yani tamamen afaki bir rakam söylüyorum. 10 lira para basmışsam ben ve elimde
20 gram altın varsa mesela, evet, yani bak 20 gram varsa o 20 gram altın 10 lira olması lazım. Evet. O 10 liranın değeri bununla ölçülürdü. Bu altın standardı. 10 lira tamam değil de 100 lira basmışsan, o zaman 20 gram altının değeri 100 lira olması gerekiyordu. Heh. Şimdi bunu getirip daha sonra kısmi altın standardına ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods sistemine ve 71'den sonra Nixon'ın o açıklamasından sonra da tamamen altınla bağ koparılmasından sonra yine ekonomi öyle bir sistemdir ki canlı bir sistemdir ve resetler atar. 1980 yılında böyle bir reset attı. Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu 100 milyar dolarlar civarındayken yine altın elindeki rezerviyle, evet, çok azmış ya o zaman. O zaman öyleydi, şimdi trilyonlarla ölçülüyor. Oo. Öyleyken altın fiyatları o baskılanmış, manipüle edilmiş ki bunu da kağıtlarla yapıyorlardı. Yani kağıt altın dedikleri bir sistem ortaya çıktı. Olmayan altını vadeli satıyorlardı. Miktar fazlaymış gibi gösterip fiyatı aşağı çekiyorlardı. Bu 1980'de bir patlak verdi bu sistem ve 8000 tonluk rezervle Amerika'nın para tabanı değer olarak denkleşti, eşleşti. Bu matematik hesap makinesinde çok kolay yaptığın zaman karşına çıkıyor. Ve altının fiyatı bir anda 600 dolarlara fırladı. Yani 100 doların altından işte 80 dolarlardan falan. Şu an tam net rakam aklımda. İçeride ne dedin? Fırladı gitti, bak bunu anlattım. Evet, içeride onu anlattım ama bugüne, şöyle dedi. Bugüne uyardım. Şu anda Amerikan dolarının dünyadaki dolaşımdaki kaç trilyon? 6 trilyon şu anda. 6 trilyon dolar. Ve o zaman bak, ne kadar ton altın var diyorsun? Şimdi bak, 8000 ton. Hatta hesap makinesinde, hesap makinesinde de açtım, bakayım kapatmış mı? Yok, açık duruyor. Şimdi eğer 6 trilyon para tabanını, yani Merkez, evet, Bankası bilançosunu alırsan ve 8000 tonluk altın rezervini de alırsan, eşitlersen. Şimdi bunu niye dolar üzerinden, Amerika üzerinden yapıyoruz? Çünkü dünyada altın borsası fiyatı dolarla fiyatlandırılıyor, öyle değil, evet, mi? O zaman şu sonuç doğar. 8000 ton altının değeri, gerçek değeri, bakın fiyatı demiyorum, manipüle edilmiş ama, evet, değeri 6 trilyon dolardı demektir. Evet. Öyleyse şimdi, 6 trilyon doları bak. Bir dakika, evet, dur. Daha bölü. Olman lazım, 8000, reklama gitmemiz lazım. 8000, evet, dediğin zaman altının ton fiyatı ortaya çıkar, 750 milyon dolar çıkar. 3 sıfır at, kilosunu bul. Bir ton çünkü ne kadar bir, oluyor? Bir kilo. 750 bin dolar yapar. Onu da grama uyarlamak istersen 3, evet, sıfır daha at. 750 dolar bugün altının gram değeridir, bak fiyatı değil mi? 750 dolar Türk parası kaç lira yapıyor? Ya. Yani şu anda altının, gram altının 7 bin lira fiyatı falan yapıyor. Değil mi? Türk parasıyla. 750 dolar kaç para yapıyor? Hesap 7 değil bin mi lira falan. Yani gramı 6-7 bin şey lira soracağım. Reklama gideceğim. Lazım. Şimdi bu reset 80'de nasıl attıysa soruyu sorayım. Numaralı videoyu bir getirebilir soru misin tekrar? Soruyu sorayım, reklamdan sonra reset, cevabını ver. Bu reset 1980'de olduğu gibi yine atacak mı? Atınca da böyle bir sonuç şimdi olacak. Şimdi ben paranın çok önemli olduğunu ve altının filan yalnızca hikaye olduğunu, asıl işin gücün üzerinde kurulu olduğunu söylediğim ama için. Ama o gücü de ben, o altın şey. Hayır, silah olmasın, hadi hangi kimin de olduğunu bilelim altının. İstersen tonlarca altının olsun. Masaya silahı koyan altını alır. Yani şunu bir iki numarayı zaten verelim silah mi? Onlar. Bir reklama. NATO. Silah onlar. NATO. Bakın, bir NATO izleyelim, izleyelim videoyu. Hangi ülkenin orası? İzleyelim. Efendim bu ABC televizyonu haberlere giriyor. Reklamlar arasında işte bu polis köpeklerine birisi kötü davranmış, onun üzerine bir haber geçiyorlar ve cezalandırmaları gerekir, büyük cezalar vermesi gerekir derken, şimdi göreceksin, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yok, gelmedi demek ki, tam veremediniz. Efendim bir anda, biraz sonra gelecek o, evet, bir anda bir kare giriyor işin içine, birkaç saniyede adamın biri çıkıyor bir cübbeyle, diyor ki şeytan asıldır diyor ve bitiyor. Şimdi biraz reklam arası yapacağız, hemen dönüyoruz. Bu yayını da tam vereceğiz ekrana. Efendim hemen dönüyoruz, reklamlardayız şu anda.